Rüyada Cumhurbaşkanı görmek. Sabah uyanır uyanmaz rüya tabirine baktım. Rüyada Cumhurbaşkanı görmenin rüya tabirini araştırdım. Gayet güzelmiş, sevindim. Dün gece rüyamda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Tıpkı AK Parti'yi kurduğu 22 yıl öncesinde olduğu gibi Bereketev'i ziyaret ediyordu. Benim koltuğuma oturdu. Ben de tıpkı 22 yıl önceki gibi ayakta bir şeyler anlatırken "Otur, yorulma." dedi. Odada üç kişiydik. Ayakta bir görevli bizim konuşmalarımızı sürekli not alıyordu. Biz burayı partimizi kurduğumuzda da ziyaret etmiştik. Hatırladım diye başladı Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine. Ardından bana söz verdi. Bizim televizyonlar olarak ciddi sıkıntılarımız olduğunu ancak öncelikle Karabük ilgili konuşmak istediğimi söyledim. 2003 ile 2015 yılları arasında bizzat yakın ilgileriyle Karabük'e gelen çok önemli hizmetler için kendilerine teşekkür ettim. Yollarımız çok kötüydü. Geri de Karabük başta olmak üzere çevre yollarının güzel olduğunu anlattım. Karabük'te çok yoğun hava kirliliği olduğunu, doğalgazın gazın gelmesiyle birlikte kirliliğin azaldığını, ancak sanayi kenti olmamız, Kardemir ve özel sektördeki sanayi kuruluşları nedeniyle yine hava kirliliği olduğunu dile getirdim. Eski SSK hastanesinin yerine yeni bir hastane yapıldığını, şu anda Karabük Üniversitesi ile birlikte eğitim araştırma hastanesi olarak kullanıldığını, Karabük'e çok acil bir devlet hastanesi gerekli olduğunu dile getirdim. Her ile bir üniversite projesi kapsamında Karabük'e üniversite açıldığını, rahmetli kurucu rektörümüz Profesör Doktor Burhanettin Uysal döneminde üniversitemizin çok büyük gelişme sağladığını, ancak ardından gelen rektörün aynı başarıyı gösteremediğini, üniversiteyi halktan kopardığını, Afrika başta olmak üzere 12 bin dolayında öğrenciyi üniversiteye yığdığını ve bunun da Karabük'te ciddi sorunlara yol açtığını anlattım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız, Karabük'e yeni bir rektör atadaki güzel işler yapacak dedi. Son günlerde gündeme getirdiğimiz Karabük'ün büyüme hedefini uzun uzun dile getirdim. Efran ilçemizin hemen bitişiğindeki Pınarbaşı ilçemizin Karabük'e bağlanmak istediğini anlattım. Pınarbaşı'nda son yıllarda turizm adına çok güzel çalışmalar yapıldı diyerek ayakta duran ve not alan görevliye Pınarbaşı'nın Karabük'e bağlanmak istediğini not almasını emretti. Dere yataklarına yapılan binaları dile getirdim. Özel sektörün yanı sıra dere yatağına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı tapu kadastro binası yapmak istediğini, ancak derenin 7 yıldan bu yana buna müsaade etmediğini, direndiğini dile getirdim ve ilave ederek tapu kadastro binası yapmak istedikleri yer şehir merkezinde Karabük Valimizin konutunun alt kısmında konutun arazisine bitişik şu anda temeli havuz gibi kurbağa dışkılarından üzerinde yeşil bir tabaka var dedim. Ayakta duran görevliye not almasını ve Karabük'ten ayrılmadan önce söz konusu yeri görmek istediğini belirtti. Karabük'te uzun yıllar atıl duran 12 katlı 1000 öğrenci kapasiteli TOKİ binası sayenizde yapıldı Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Nasıl oldu diye sordu. Malatya eski milletvekili Öznur Çalık Hanım bir akşam üzeri sizin selam ve sevgilerinizi ileterek Karabük'ün sorunlarını konuşmak istediğini belirtti. Birçok konuda bilgiler verirken Atıl Duran Dev Toki binasını da anlatmıştım. Kısa süre içinde bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devir yapıldı. Şu anda bin kapasiteli çok modern bir kız yurdu olarak faaliyetlerini sürdürüyor dedim. Bu sözlerden mutlu oldu, gülümsedi ve çok güzel olmuş dedi. Karabük Demirçelik Fabrikaları'nın dününü, bugününü anlattım. 2002 sonlarında iktidara gelen AK Parti hükümetlerinin özellikle Karabükli hemşehrimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin'in yakın ilgileriyle batmakta olan ve hurdası ne kadar eder diye konuşulduğunu anlattım ve Kardemir bizzat sizin yakın ilginiz, desteğiniz sayenizde kurtuldu günümüzde 3 milyon tona yakın üretim yaparak hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor dedim. Bu arada Karabüklülerin kendilerinden çok önemli bir istekleri olduğunu belirttim. Nedir o? diye sordu. 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük Demirçelik Fabrikalarının temellerinin atıldığını, bu tarihin aynı zamanda Türkiye'de ağır sanayinin temelinin atılış tarihi olduğunu anlatarak Karabüklüler olarak bizim talebimiz 3 Nisan tarihlerinin ülkemizde sanayi günü olarak kutlanmasıdır dedim. Ayakta bizi dikkatle dinleyen görevliye Karabüklülerin 3 Nisan sanayi günü önerisini dikkate alalım. Bunu da not aldın mı diye sordu. Not aldım sayın Cumhurbaşkanım dedi görevli. Karabük'te yeni bir döneme girdiğimizi, 3 milletvekilimizin değiştiğini, birçok üst düzey görevli yerine yenilerinin geldiğini dikkat çekerek bugün yarın valiler kararnamesiyle yeni bir vali bekliyoruz dedim. Karabük'ü yeniden şaha kaldıracağız. Çok iyi bir valiniz gelecek dedi. Rüyanın son bölümünde konu belediyeye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Karabük'te biz belediyeyi neden her defasında kaybediyoruz diye sordu. Ben de mevcut belediye başkanı Rafet Vergili'nin özellikle seçimler öncesinde çok önemli strateji uyguladığını belirterek siz ülke genelinde seçimleri nasıl kazanıyorsanız Karabük'te de Rafet Bey öyle kazanıyor dedim. Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskin Kılıç'tan Karabük'ün umutlu olduğunu dile getirdim. Cem bizim elimizde büyüdü. Bizim evladımız. Çok iyi yetişti. Ali de bir ara mecliste benimle çalıştı. Çok çalışkan, beceriklidir dedi. Konuyu hayat pahalılığına, aşırı fiyat artışlarına getirip bizim uydu ücretlerine Türk satın yılda 3-4 defa zam yaptığı konusuna girecektim. Tam hayat pahalılığı, yüksek enflasyon derken onları biz hallederiz. Karabük dışında bir şey konuşmayalım dedi. Uyandım, saate baktım. 03.04'tü. Kalktım, bir bardak su içtim, cama açtım. Bir süre hayırdır inşallah diyerek tekrar uyudum. Sabah tekrar uyandığımda bu şehir bizim ruhumuzu o kadar işlemiş ki dünyamıza sığmayanlar dünyamızda hayal ettiklerimizi rüyalarımızda görmeye başladık diye düşündüm. Rüya olsa da güzeldi. Yazmaya ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Hayırdır inşallah diye bitirmek istiyorum.